Bir insan temiz malından zekat verirse, ki Allah ancak ve ancak temiz olanı kabul eder zaten. İlla ehadeher rahmanu bi yeminihi. Yani bir insan zekatını verdi mi? Kime verdin? Ahmet'e verdin. Kime verdin? Depremzedeye verdin. Kime verdin? Bir fakire verdin. Aldı elinden, değil mi? Bir kadının veya çocuğun eline verdiğin o malı sen şöyle düşün. Ben Allah'ın eline verdim. Sen onu fakirin eline veriyorsun ya. Fakirin eline değil onu sen. Allah onu almıştır. Senin için onu bekletiyor. Yarın ahirette karşına bunu çıkaracaktır. Ve in kânet temraten, bir hurma olduğunu kabul edelim. Bir hurmayı verdin bir fakire. Fakir eline aldı. Fakir değil. Allahu Teala onu eline almıştır. Sen bunu böyle kabul et. Fetarbu fi keffir rahman. Allah-u Teala onu yarın ahirette bu insan onun huzuruna gelinceye kadar artırır, 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 artırır. Hatta tekûne a'zame minel cebel. O fakirin eline koyduğun neydi? Bir hurma mıydı? Yarın ahirette dağdan daha büyük bir şekilde onu bulacaksın. Dağdan daha büyük. Ya ben bu dağ kadar vermedim, bir hurma verdim. Evet, Allah-u Teala senin adına onu ne yapmıştır? Büyütmüştür, büyütmüştür. Bir hurma bir dağ kadar olacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kema yurabbi ahadukum fuluvahu ev fasilehu. Sizden biriniz bir kuzusu dünyaya gelse, bir oğlak dünyaya gelse, bir buzağı dünyaya gelse, 3 sene sonra, 5 sene sonra o kuzu hala kuzu mudur? Kocaman olmuştur. Yani sizden biriniz kuzusunu büyüttüğü gibi, onu doğduğu gibi saklamadığı gibi aynı şekilde Allah Celle Celaluhu zekat olarak bir insan, sadaka olarak bir insan, bir fakire verdiği zaman, bir zekata elverişli yere verdiği zaman Cenab-ı Hak o bir hurmayı kocaman bir dağ kadar yapar. Yarın ahirette onun karşısına bir dağ gibi amel defterine mizanına yerleştirilmek üzere sunulmuş olur kıymetli dostlar.